gibi. Aynı değil mi ha? Köpür ulan. Madem gördün köpür. Köpür, köpür. Geber de bitsin bu iş. Geber! Kusmadan aklına bana numara çektin ha! Geber ulan! Geber! Geber! Telefon! Telefon! Ne telefonu? Biri kamera bıraktı, diğeri telefon. İkisi de Ebru Şan verdi, ismini yazdırdı. Özlem! Özlem, sakın geberme. Uyan! Sakın ölme! Özlem! Özlem! Murat, biraz müsaade eder misin? Yalnız kalmak istiyorum. Esas sen müsaade et biraz. Dirisini yıllarca kopardın aldın benden. Şimdi boş mezarını da mı istiyorsun? Bacım, mezar başındayız, ayıptır. Seninle hiç tartışamayacağım Narin. Hele burada asla. Gömdün, kurtuldun işte. Al, mezarı da var, duanı da ettin. Allah kabul etsin. Ruhu şad olsun. Belki senin tuzağına düşmemiş olsaydı, hala hayatta, bizim yanımızda olurdu. Belki hayatta olurdu ama senin yanında olur muydu bilemem. Onu sen öldürdün, biliyorsun değil mi? Narin, saçmalama, yeter artık. Ebru, hadi gidelim. Gerçekten seninle uğraşmaya niyetim yok Narin. Alıp veremediğin, hala dindiremediğin öfkenin kaynağının ben olmadığını çok iyi anladım. En iyisi seni senle bırakmak. Ebru, hadi. Oğuz komutan. Narin'i sen bırakır mısın? Tabii, olur. Sen benimle uğraşamayacaksın, öyle mi? Ama ben seninle sonuna kadar uğraşacağım. Narin. Özlem. Recep. Telefon. Ver acın tabii. Eşek gibi ver acın. Nerede telefon? Hem it gibi korkuyun, hem her... Senin ben cinsini cibiliyetine mi? Sevgin buysa, nefretinden Allah saklasın. Tek isteğim sana bir oğlan vermekti. Oğlan verip gözündeki parıltıyı görmekti. Başka bir şey istemedim ben. Lan! Bana maval okuma! Telefonda ne olduğunu bilmiyordum ağa. Recep aradı. Sonra Oğuz'u buradan çanta getirdi. İçinde Recep'in telefonu vardı.
Ölçüp bakmak istedim ama yeminle ne olduğunu bilmiyordum içinde. Recep'te böyle öyle resimleri var zannediyordum. Sonra açtın baktın. Açamadım. Bir şifre gibi bir şey vardı. Ben de telefoncuya götürdüm. Dedim ki kardeşim bir film çekti. Bunu CD'ye aktarabilir miyiz dedim. O da dedi burada yapamayız. Anteme gönder dedi. Tamam dedim. İyi halt ettin. Ya Antep'te biri gördüyse, ha? Yok, görse çoktan kokusu çıkardı zaten. Maşallah, her şeyde bir cevabın var. Sonra? Sonra CD'yi almaya gittim. Adamın CD'yle karışmış. İnanmıyorsan Ebru'ya sor. Adam Murat'ın da olduğu bir doğum günü sürpriz yapmak için CD'ye çektirmiş. Dükkandakilerle karıştırmış. Ben de emin olmak için o CD mi bu CD mi diye bakarken sen geldin. Sonrasını biliyorum zaten. Kimse görmedi bilmiyor yani ha? Görmedi. Ağam. Ağam yalvarırım bana bir şey yapma. Ben sana bir şey olsun ister miyim ya? Sen hapise gir ister miyim? Ben ne yaparım? Benim menfaatim ne olur ki? Biterim yanarım ben. Bu iş ortaya çıkmasın diye en çok çırpılacak kişi benim ağam. Eve gidiyor kızım. O telefonu bana vereceksin. Duydun mu? Babam ölmedi. Biliyorum işte, ölmedi babam. Tabii ki ölmedi. Ama bizim dışımızdaki herkes buna inanmış. Baksana. Annem bile. Nasıl da koşa koşa gitti hemen. Bilmiyorum. Bence annem... Ne sence? Gelmeyeceğim. Murat ölmedi dese sürükleyerek mi götürecekler annemi? O da gömüyor işte babamı. Ama ben biliyorum. Babam ölmedi, gelecek. Bunu sen de biliyorsun. Bir yerlerde, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıyor. Gelecek. Her an bana saldırmak için fırsat kolluyor. Ben artık çok sıkıldım, gerçekten çok sıkıldım. Ha bitmedi bana karşı olan kini, öfkesi. Bu ne ya? Ben ne yaptım ki ona? Aldırma sen Narin'i. Ha aldırmayayım öyle mi? Tabii. Narin hassastır, aldırma. Narin şöyledir, boş ver. Kimse Ebru'yu düşünmek istemiyor. Neden hep ben alttan almak zorunda kalıyorum? Biraz daha iyi misiniz? Haklısınız tabii, sinirleriniz yıprandı. İyiyim Oğuz komutan. Oğuz demeniz konusunu konuşmuştuk galiba. İyiyim Oğuz, sağ olun. Siz de bugün bu tatsız olaya şahit oldunuz. Kusura bakmayın. Ama kendimi tutamadım işte. Rica ederim. İsterseniz hemen eve gitmeyin. Yok, ben eve gideyim. Biraz uzaklaşıp hava almak iyi gelir diye düşündüm. Hem biraz dertleşmiş oluruz. Daha önce söylemiştim, iyi bir dinleyicimdir diye. Bilmem ki. Oh. Ana, iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Yok bir şey. İyi de ana, rengin... Rengin gitti.
Canımdan can gitti Emine. Rengim gitmiş çok mu? Ana, ben seni odana çıkarayım hadi. Emine. Ya ana. Tez vakitte yemek yapılıp fakire fukaraya dağıtılsın. Tamam ana. Ana, caminin imamıyla konuşsam mı? Biliyorsun onların yemekhanesi var. Biz karşılarız. Onların eli bizden daha fazla garibe ulaşıyor. O da yapsın tabii de. Murat'ımın yemek yediği sofranın yemeklerinden de atılsın. Siz yapın. Mahalleliye biz de atalım. Oğlumun ruhu rahatsız. Yoksa boşuna girmez o benim rüyama. İnşallah ruhuna değer doğanlar. Tamam ana, merak etme ben hallederim. Sen git yat. Babamın ölmediğini bile bile gömdünüz mü onu? Anne, babam ölmedi. Biliyorsun sen de. Kızlar, yapmayın böyle. Anneniz için çok zor. Rüzgar. Efendim? Hadi gel biz çıkalım. Nereye? Ya gel çıkalım işte hadi. Senin de işine geldi değil mi babamı mezara koymak? Ada, lütfen bak zaten... Ne zaten anne? Babamı mezara koyunca onu unutmanız kolay olacaktı değil mi? Gömdük, bitti gitti. Oh ne hala? Anne, ne babamı ne de anılarımı toprağın altına gömmeyeceğiz biz. Gördüğün gibi biz çocukları olarak onu öldürmeyeceğiz sizin gibi. Ben mi istedim o mezarın kazılmasını? Boş mezar ha? Ben o mezara umutlarımı gömdüm. 18 yıldır sevdiğim babanıza olan güvenimi gömdüm. Babanız hala yaşıyor olabilir ama ben öldüm anladınız mı? Senin kocandı. Ama bizim de babamızdı. Sakın anne. Sakın acılarımızı karşılaştırmaya kalkma. Şimdi git. Oraya ne gömdüysen git ve geri çıkar. Çünkü babam geri gelecek anladın mı? Siz böyle yaparak beni her geçen gün bir kez daha öldürüyorsunuz. Bildiğim bilmediğim, yaptığım yapmadığım her şeyden sorumlu tutulmaktan bıktım artık. Keşke ben ölseydim. Hepiniz rahatlardınız belki. Taş sektirmece biliyor musun? Bak böyle yassı bir taş alacaksın şimdi. Yassı. Düz işte. Bunu böyle atacağız suyun üstünde sekecek. Kim daha fazla sektirirse o kazanır. İstersen direkt de tutabilirsin. Yani tek gelirse şu olacak. Çift gelirse olmayacak gibi. Oynayalım mı? Olur. Hadi bul bir taş. Bu nasıl? Olur olur. Ver. Bak şimdi seyret. Ben dilek tutsam. Sen at. Olur. Tamam. Tek toplarsa babam gelecek. Çift toplarsa gelmeyecek. At. Bir, iki, üç be!
Murat'ım. Oğlum. Her an şu kapıdan girip ana ben geldim diyecekmişsin gibi her gün bekleyeyim ben seni. Kızma bana oğlum, küsme bana. Ana beni gömdün deme. Oğlum, toprak osurdur. O mezar senin için değil. O mezar benim için, bizim için. Sen bekle burada. Bu şekilde içeri sokamam seni. Ah Rüstem, ah! Nereye? Şu telefonu nereye soktu sana haydi. Abi üstümü değiştireyim. Başlatma üstüne başına çıkart dedim haydi. Vay vay vay. Demek buradaydı ha? Burnumun dibindeydi yani. Seninle işin bitmedi Rüstem. Bunu senin burnundan fitil fitil getirmez miyim lan ben? Bekle, bekle. Burnunun dibinde daha neler neler var Kemal abi bilse. Senin? Ne oldu yenge? Telefonu abime verdin değil mi? Bana ait olanı benden çalıp abime verdin. Nereden buldun söyle? Melek, çok safsın. Pencereden gördüm seni. Recep'ten gelen mektubu çıkarıp çıkarıp okuyordun. Ya abime niye verdin? Ne vardı içinde de abim seni bu hale getirdi? Yenge söylesene ya, delireceğim. Melek, artık şu konuyu deşme. Bak benden sana bir abla tavsiyesi. Deşme. Yoksa kendi sen de deşecek Recep'e yaptığı gibi.
İçindeki neyse Recep'imin ölümüne sebep oldu. Aldı Melek, aldı. Ama en büyüğünü burada bıraktı. O görüntüler değil de öfkesi bitirecek kendini. Bir probleminiz var mı diye durdum. Görevim gereği. Karım bir bunalım geçirdi, atıştık biraz. Bileyim, bebeğimizi de kaybettik. Biraz hava alsın diye getirdim. Yatsak mı? Hayır değil de, burası pek uygun bir yer değil. Uygun yerlerin listesini versen de bilsek. Sevgim buysa öfkemden Allah korusun. Allah artık seni benden korusun Kendal'a. Kabuslarla uykusu haram, yediği haram, içtiği haram bir adam olup çıktım. Senin olmayana neden el uzattım? Baran'ı kucağıma verip çekip gittim. Sana aşık, senin uğruna ölmeye hazır narini bırakıp sevdanın peşinden gittim. Sen sevdin, narin bedel ödedi. Sen sevdin, Kendal bedel ödedi. Sen sevdin, Şamver'de ailesi bedel ödedi. Sen sadece sevdin Murat. Bir kere de ben seveyim dedim. Baran'ı sevdim, oğlum bildim. Bak yine kardeş katili olarak bedeli ben ödeyim. Sen öldüğünle ben günahımla kaldım. Sen melek oldun, ben şeytan. Kendal it, Kendal yılanın başı öyle mi Murat? Hangimiz daha vicdansız, hangimiz daha cani? Boş mezarının başında anam gözyaşı döküyor. İki karın, bacın, yengelerin, oğlunla kızların hala o mutlu dönecin diye. Ne kadar vicdansız olduğunu bir tek ben bileyim. Ne hakkın var daha Murat? Beni kardeş katil etme. Ne hakkın? Ben Kabil'im, sen Habil'sin öyle mi Murat? He? Abil de ölürken abisine cehennem ateşlerinde yan demiş. Yanayım. Kimseler görmeden yanayım. Öyle bir yanayım ki. Sen Fırat'ın senin suları altında. Söyle Murat. Hangimize daha çok acımak gerekir? Hangimize? İlgili hiçbir şey bulamadınız mı? Tek bir şey bile. Hayır maalesef. Yani hiç bir eşyası da çıkmadı mı?
Nane Hanım, nehrin akıntısını ve gücünü siz de biliyorsunuz. Eğer sizi rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok. İyi bile geldi aslında. Ama biliyorsunuz böyle ulu orta yakışık almıyor. Ben müsaadenizi istesem. En azından çayınızı bitirseniz. Merhaba abi. Merhaba. Narin Hanım değil mi? Evet. Abim sizden çok söz etti. Helal abi, helal. Ne oldu? Serdar'cığım, bir izin versen. Serdar'cığım mı? Hayırdır abi? Vallahi Narin Hanım, bu sizin sayenizde. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Abimle uğraşıyorum işte. Abim diye demiyorum, süper ötesi bir insandır. Narin Hanım, inanır mısınız? Bu zamana kadar iki kız arkadaşımı abimle tanıştırdım. İkisi de abime aşık oldu. Serdar. Gördüğünüz gibi. Acayip yakışıklıdır. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Ben sizi bırakayım. Hem Fırat abiye söz verdim. Yok, teşekkür ederim. Ben gideyim. Hem yürümüş olurum. Görüşürüz Serdar. Görüşürüz tabii. Bir emriniz falan olursa anında yani. İyi günler. Duracağım lan seni. Lan mı? Serdar Cirman oldu ya. İyi reklamını yaptım, kabul et. Bir şey ısmarlamayacak mısın? Ne işin var lan senin burada? Motor arıza yaptı, onu bıraktım. Akşama kadar buralardayım, niye? Çayları iptal edersene kardeşim. Aklım almıyor ya, aklım almıyor. Her şeyi kendileri yaşıyorlar, biz hiçbir şey hissetmiyoruz sanki. Tamam kızım, amma bağırdın ya. Sana ne be? Sen de bana taktın kafayı ha. Dinleme o zaman, yürü git. Ada, bizim babamız Baran'ın da babası. Bunu unutma istersen. Tek acı çeken sen değilsin yani. İyi, Ada her zaman suçlu. Niye her şeyi tersten anlıyorsun ki? Hep böyle mi bu ya? Evet. Zıt karakter kendisi. İkisiniz ama. Ada babama benzemiş. Ben anneme. Annem çok sakindir. Kolay kolay sinirlenmez. Her şeyi kendi içinde çözmeye çalışır. Rüzgar da öyle. Ama sen Ada'yla babamın farklı iki parçası gibisiniz. Eşitiz yani. Bir kız bir oğlan. Nasıl yani? Babamla aynısınız işte. O kadar çok benziyorsunuz ki. Hani en son Ada kaçtığında. Mesela o zaman sen de babamı gördün. O da karşısındakinin haklı olduğunu bildiği halde bağırıp çağırırdı. Haklıydım ama. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Neyse ben bir bizim deliye bakayım. Babamla aynısınız işte. O kadar çok benziyorsunuz ki. Ne yapsam olmuyor. Ne söylesem, ne yapsam yanlış. Ben hiç kimseye yaranamıyorum. Tamam Ebru, sakinleş biraz. Çocukların da acısı depreşti. Ah teyze ya, nereden çıkartıyorsun bu mezar işini? Ya o da haklı, annesi. Ben böyleysem kim bilir Kadriye'nin nasıl hissediyordur. Buyur Züyal Bacı, hayırdır? Rahatsız etmedim ya. Estağfurullah, buyur. Senle az bir konuşak kardeş. Olur da, hayırdır? Hayır, hayır. Tamam, gel biz içeri geçelim. Thank you.
Ulan ben seni köpürtmez miyim lan? He? Konuşmayacaksın öyle mi? He? Konuşmayacaksın ha? Dinlemiyorsun. Cevap ver gel. Sonra yaşadığım her gün bana ödül, sana ceza Kendala. Melek, bir şey mi diyeceksin sen bana? Şey, ana. Yok ama kalsın. Sonra konuşuruz. İyi madem. Siz nereye kayboldunuz Kendall'la? Ana, öyle mezarlıkta başım döndü de iyi hissetmedim kendimi. Gidelim dedim. Bir hava aldık. Ay, öyle olsun bakalım. Ben aşağıya Emine'nin yanına gideyim. Adamı da kafa bırakmanız. Ne o? Ne söyleyecektin anama? Sana ne yenge? Anamla her konuştuğumun hesabını sana mı vereceğim? Sen sanki her şeyi bana anlatıyorsun da. Söylesem keşke söylemeyedin dersin Melek. Anlamıyor musun ya? Ya sen ne karıştırıyorsun da böyle imalı imalı konuşup duruyorsun? Daha bir şey karıştırmıyorum Melek. Bekle de gör. Hepinize sıra gelecek, hepinize tek tek. Ama Özlem akıllandı artık. Öyle deli deli ortalara atılmalar falan yok. Usul usul, yavaş yavaş. Tadını çıkara çıkara olacak her bir şey. Böceklendiniz mi bakayım? Ay kıyamam. Emine, ne oluyor kızım? Kendi kendine konuşayım. Çiçekler böceklenmiş. Nereden buldularsa avluda böcekleri. Hay Allah. Ana, Ebru'yu arayalım mı? Tarladan kalmıştır biraz ilaç böcekleri. Getirsin diye. Allah Allah. Ana ben bunu beceremem ki. Biz bu yaşımızda beceriyik. Sen niye beceremiyorsun? Al arı. He Ebru. Ben Emine. Ebru. Şey bizim çiçekler böceklenmişti. Belki senin tarladan ilaç kalmıştır. Onu getirmişsin diye soracaktım. Tamam Emine. Kaldı getiririm ben. Sağ olasın Ebru. Getirecek. Zor tabii. Allah kimseyi sevdiğinden, gördüğünden uzak düşürmesin. Eli böğrün kalıysın vallahi. Ama kimin senedi var değil mi? Bugün varız, yarın yok. Acıyla yaşamak başka, acıyı yaşamak başka. Günler akıp gidiyor. Zuhal bacım, bunları söylemek için buraya gelmedin herhalde. Ne söyleyeceksen söyle, beni de kendini de yorma. Vallahi diyeceğim şey belli. Kadriye Hanım'a da gittim ama o pek bir burun kıvırdı. Sonuç olarak derim ki Narin için hayırlı bir kısmet var kapısında. Kadriye Hanım'a gittim ama beni kovmaktan beter etti. Teyzem ailemizin büyüğüdür. O ne dediyse bir bildiği vardır. Abisi de olsam söz bana düşmez. Kim olduğunu bile sormadın daha. Bir önemi yok ki. Son sözün bu mudur? Budur. Teyzemin üstüne söz söylemek haddim değil.
Peki o zaman. Kim bu kadın? Mahalleden bir komşu. Ölümlü bir şey değil. Beni de Emine aradı. Konağın avlusundaki güller böceklenmiş. Benden ilaç istedi ama yeterli olur mu bilemedim. Yeter yeter. Zaten çok etkili bir ilaç. Ne oldu? Kızlar ne yaptı acaba? Çok mu gittim üstlerine? Her şeye de kendini suçlamayı bırak. Onlar da biraz kafalarını dinlesinler. Düşününce sana hak vereceklerdir. Biz de gidelim artık. Rüzgar. Hadi oğlum gidelim biz de. Ben sizi bırakayım. Rüzgar da yürümesin. Bugün zaten çok sıkıntılı bir gün geçirdin. Ufak tefek birkaç işim var. Halledeyim, beraber çıkalım. Tamam olur. Ben de Maya'yı arayayım. Efendim anneciğim. Ha, alo Maya kızım, nasılsınız? Neredesiniz? Biz iyiyiz. Ada nasıl? Ne yapsın? Oturuyor çay bahçesinde. Tamam. Beni merakta bırakmayın, olur mu? Tamam anneciğim. Hani kimse bilmiyordu. Sen yine bir oyun peşindesin ya. Bir bulayım, ben sana edeceğini bileyim. Senin ipini çekmek farz oldu artık. Ne var Rıza? Niye geldin, ne var? Vallahi ben de bilmiyorum abi, niye geldim? Ne var, niye geldin? Ben sana demedim mi kapıyı vurmadan pat diye girmeyeceksin diye? Ağam sen fabrikaya girince çağırdıydın ya geldi. İyi. Git bana Kasım'ı çağır. Başüstüne ağam. Ne diyorsun Kasım efendi? Buyur. Ne diyorsun diyorum. Böyle ellerini mabadından birleştirmiş yedi gümesin horozu gibi. Yemekte Kemal Paşa vardı. Yedin inşallah. He, yedim Rıza Bey. Afiyet şeker olsun. Bir şey mi diyeceydin? He? Bir şey mi diyeceydin? Aa! Ağam seni çağırıyor da. Bir bak istersen. Ama sana bir tavsiye. Ağamın bugün heyheyleri çok üzerinde. Eyvallah Rıza Bey. Yenge. He Melek. Özlem yengem diyor. Hala hal değil. Bir işler mi çeviriyor sence? Hele beni düşürdükten sonra hepten uçtu gitti. İlişme sen. He de söylediğine geç git. Ulak ardı et. Sibel ne oldu? Aman abla vallahi otur otur sıkıldım odada. Alışmışım çalışmaya. Bir yardım edilecek bir şey var mı diye sorayım dedim. Kendi Allah'a yemin etti Zahar. Topumuzu delirtmeden rahat etmeyecek. Bak şu poşetin içinde domatesler var. İstersen onları soy. Melek, tuz bitmiş. Hadi tuz al gel sen. Tamam yenge. Ben sana para vereyim.
Bakma bana öyle bacım ya. Bacım. Ben sana bana bacım deme demedim mi? Sen söyle. Nasıl bakayım bacım? Ne oldu sana? Tansiyonum düştü biraz. Abla. Betim ben sapsarı. Tabii hiçbir şey yemiyorsun. Ben saçma güzel bir şerbet yaparım. Rahmetli nemden öğrendiydim. Tadı bir hoştur ama şifa niyetine içersin. Sağ ol abla. Ben de teşekkür ederim Emine abla. Sibel, bakma ona sen. Gel hele gel. Beni çağırtmışsın ama. Kasım, geçen gün dediydim ya, benim odaya giren birini gördünüz mü diye. Siz de yok dediniz. İyi düşün Kasım. Bu hayat memat meselesi. İyi düşün. Ben yokken bu odaya giren birini gördünüz mü? Ağam görmedim dedim ya. Sen benim ağam oldun artık. Sahip çıktın. Hem sana ben bunu ispatladığımı sanıyordum ağam hani şu Recep meselesinde. Ben o Recep'in var ya. Ağam öl de öleyim. Ama yani böyle... Tamam, tamam. Çıksana haydi. Demek tutuştun ha Kendal'a. Sen dur, sen dur. Bunlar senin neyi güner? Başkasının kadınına göz koymak, onu zorla kapatmak neymiş göstereceğim ben sana. Ama her şey sırayla. Önce şu Özlem'i yakın takibi almak farz oldu. Akıllı kadınmış mesela. Hiç öyle ağzın yüzün eşkimesin Kadriye Hanım. Ben diyeceğimi dedim, sen de diyeceğini dedin. Sadece Narin'e haksızlık edeyim, engel olayım demeye geldim. Sen ne demeye çalışın Zuhal? Ha, açık açık söyle, laf ağzında döndürüp durma. Narin'in ağabeyidir diye Fırat'a gittim, ona danıştım. O da Dezem'in lafının üstüne laf demem dedi. Dedi demesine de... İstanbullu gelinine her yol açık. Narin'e kapalı tabii. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen ne diyorsun Zuhal? Ne dediğimi de duyayım, ne gördüğümü de bileyim ben. Vallahi dul gelinim Fırat'ın dibinde. Zaten herkes konuşuyordu. Bugün ben de gözlerimle görmüş oldum. Ona göz yumup Narin'e neden kör bakayım? Yazıktır demeye geldim. Ama sen bilin. Melek su getir. Fırat! Her neredeysen ve ne yapıyorsan her şeyi bırak. Çabuk konağa gel. Hemen. Tamam teyze, yoldayız. Geliyoruz zaten. Ne oldu? Teyzem, sesi pek iyi gelmiyordu. Normal. Kadın bu yaşta yine çok iyi dayanıyor. Buranın kadınları böyledir. Şehirli kadınlar böyle olmuyor mu yani? Yok, sen hariç. Sendeki azmi gördükçe ben de şaşırıp kalıyorum. Böyle susup oturacak mıyız ada?
sen konuş. Bak ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Annem babamızı hala çok seviyor. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden mi mezarlar kazılıyor? Boş mezarın başında dualar okunuyor. Yapma Allah aşkına Ada. Ne o? Hani benimle aynı fikirdeydin? Bakıyorum da hemen yelkenler suya inmiş, yağbal olmuşsun. Ben sana hala hak veriyorum. Babamın öldüğüne ben de inanmıyorum ama. Ama ne ama? Ben sadece annemi üzmek istemiyorum. Hepsi bu. İyi tamam. Sen annesinin biricik kızı. Ben de asi arıza kızı. Anladık. Ada. Tamam ya. Boş ver. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Maya. Dolaşacağım biraz. İyi. Ben de geliyorum. Sen bana yapışık mısın ya? Gelme. İstemiyorum. Benimle adam gibi konuş. Ver onu bana. Belaya bulaşma. Baba, iyi misin? Bir şey oldu mu? İyi. Böyle şeylerle uğraşırsan olacağı bu. Niye okulda değilsin sen? Akşama konuşuruz artık. Selam vermeye gelmedin herhalde. Kalacaksın değil mi? Seni görmeye geleceğim. Geleceğim demiştim. Söz vermiştin. Edepsiz kadın. Geldin istedin. Uslu bile cevap verdik. Olmaz deyince niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Yani aslında Fırat abinin de Ebru yengenin bir suçu günahı yok. İstanbul'da normal böyle bir kadından erkeğin arkadaşlık etmesi. Burada değil işte. Gel Narin gel. Edepsin biri seni istemeye geldi. Alamayınca da Fırat abiyle Ebru yenge dinlen oldu gitti. Onu konuşuyoruz. Ah Özlem ah. Bir gün bu dilin boynuna dolanacak. Öyle olsun yani.
Vay, burada kim varmış? Ben de seni düşünüyordum. Yani şey, düşünüyordum derken... Hani sana borcum var ya, ondan. Aslında ben seni sordum birkaç kişiye. Seni tanıyan çıkmadı, ulaşamadım. Ben sana dedim birine iyilik yap diye. Madem küçük arkadaşım borcunu ödeyecek... ...bir çay içeyim, ödeşelim. Ben küçük değilim. Küçük şirin bir şeysin sen. Çaylardan sonra istersen sana keşfettiğim saklı cenneti gösteririm. Saklı cennet mi? Nasıl yani? Evet, geçen gün dolaşırken fark ettim. Acayip kafa dinlenecek bir yer. Görmek ister misin? Ama dur, haklısın. Belki de bir seri katilim. Seni dağa kaçırıp kıtır kıtır kesebilirim. Küçük kızları kaçıran bir manyak. Ya bana küçük deyip durmasana. Küçük değilim ben. Allah Allah ya. Ay sinirlenirim işte. Çayını. Bakın çayını. İyi misin? Ben elime bir su tutup geleyim. Salak Maya, salak. Hem sakarsın hem salaksın. Sonra çocuk sana küçük deyince bozuluyorsun. Ne diyor bu yine anam? Bu karıların ağzı torba değil ki büzesin. Fırat abiyle Ebru yengenin adı çıktı bir kere. Ne diyorsun sen Özlem? Ama şimdi yani Ebru yenge nerede? Fırat abi orada dikkat çekiyor. Güzel de kadın. Fırat abinin hakkını yememek lazım şimdi. Buna bakın. Hiç sizin ağız dalaşınızı çekemeyeceğim. Ya susun. Ya gidin başka yerde ne edeceksiniz edin. Abla. Kahve yapayım içelim mi? Sana zahmet olmasın. Ne zahmet abla? Ey bari. Ayşe nerede? Aman işte kendini odaya hapsetti. Ağzı var dili yok, oturuyor. Onların da işi zor vallahi. Hem daha çok gençler hem de ne edeceklerini bilmezler. Bir de Kendal abim var tabii. Ne var, ne istiyorsun? Halatır sormak yasak mı? Sen dur, dananın kuyruğu kopacak yakın, sen bekle hele. Kim o abla, ne oldu? Yok bir şey öyle, fabrikadan bir arkadaş. Canımı sıkmıştı da. Önemli bir şey değil yani. Merhaba teyze. Melek, Emine'ye ilaçları getirdim. Ama dikkat edin, biliyorsunuz az kalsın Baran zehirleniyordu. Ve az az koyun, çok güçlü bir ilaç. Sonra çiçeklere zarar vermesin. Tamam yenge, sağ olasın. Senden âlâ zehir mi olur? Ama yılanın zehri kendine. Siz ikiniz benimle yukarı gelin hele. Az konuşalım.
Ne oldu Kadriye Hanım? Kızım ben size defalarca demedim mi? Buralar İstanbul'a benzemez. Hareketlerinize dikkat edin. Kadriye Hanım. El alemin ağzında adınız. Ya konu komşunun ağzına laf vermeyin. Teyze yapma böyle. Biz laf verecek ne yapmışız? Buraların adetini bilmez misin sen? He ben bileyim de siz bilmeyiniz işte. Kızım ben sana yakışık almaz demedim mi? Ha ben ikinize de kefilim o ayrı. Ama siz de hareketlerinize dikkat edin. Çamur at izi kalsın olur. Ya Fırat sana ne demeli? Dile dolanacağınızı ben mi sana demeliydim? Yok, yok ben gerçekten delireceğim burada. Ama sana söylemiştim Fırat. Bunun bu noktaya geleceği belliydi. Kim bilir daha nelerle suçlanıp çocuk gibi azarlanacağım. Bu laflar sağ mıydı, bağ mıydı Fırat? Bana doğruyu söyle Fırat. Bu sadece iyi niyet mi? Abilik mi? Yoksa sevdalı mısın? Sabah kocanı gömdün, akşam soluğu abimin yanında aldın. Hızına yetişilmiyor. Narin, edebini takın. Senden mi öğreneceğim edebi ben? Doğru ama. Edep edepsizden öğreniliyor değil mi? Narin, yeter artık. Bıkmadım benimle uğraşmaktan. Acaba ne zaman bitecek bana karşı saldırıların? Öldüğün gün. Keşke seni o boş mezara... Narin! Çık yukarı, sakinleş biraz. Ne o abi? Zehrini sana da saldı değil mi? Sen de mi sadece Narin odana diyenlerden oldun? Hani sen bana ellerim üşümesin diye eldivenlerini çıkarıp veriyordun? Hani sen benim ayaklarım üşümesin diye beni sırtında taşıyordun? Ne oldu? Şimdi aynı şeyleri Ebru'ya mı yapıyorsun? Zor be Fırat abi. Ay yettin artık ya. Ha ben sustukça delirdi kadın. Alo. Ebru Hanım mı? Evet benim, buyurun. Siz kimsiniz? Karagül fidelerini almıştınız benden. Evet evet hatırladım. Dinliyorum. Ebru Hanım şu fidelerin diyorum parasını getirseniz. Biliyorum size hemen dememiştim ama işte belli olmuyor. Ödemeler falan toplamak durumundayım. Hepsini şimdi. Tamam biliyorum da. Bakın ben de pek iyi durumda değilim. Ama en kısa zamanda elimden geleni yapacağım. Tamam? En kısa zaman çok uzundur bilirim. Adını koysak daha iyi olacak. Beyefendi, bakın ben şu an müsait değilim. Sizi sonra arayacağım. Aa, teker teker gelin ya. Güzel, çok huzurlu bir yer burası. Sen nereden buldun? Dün dolaşırken keşfettim. Kendimle kalmak istediğimde geleceğim diye karar verdim. Kendinle kalman gerekiyor gibi duruyorsun. Belli ki canını sıkan bir şeyler var. Çok dalgınsın. İsterim ki bu saklı cenneti küçük arkadaşımla paylaşayım. Sen niye bana sürekli küçük deyip duruyorsun? Tamam teyzeciğim, kızma. Berhadar ol. Berhudar olmasın o teyzeciğim. Ya
Bakmasana şöyle. Ne güzel gülüyorsun sen ufaklık. Buralı mısın sen? Yani burada akraban falan mı var yoksa gezmeye mi geldin? Yeni bir tanıdığım var. Onu ziyarete geldim. Bir süre daha buradayım. Akşam olmadan eve gitmem lazım benim. Niye? Kabağa mı dönüşürsün yoksa? Çok eğleniyorsun bakıyorum. Ana, neyi düşündün? Fakir fukaranın karnı doydu sayende. Hepsini dağıttık. Çok güzel. Kendal geldi mi? Geldi ama. Hadi Ebru'ları da çağırın sofraya. Ana, bu azardan sonra bu gece gelmeseler mi? Daha iyi olur. Onlar da zamanda lafımı dinleselerdi. Ana sen ne bakıyorsun o kadının söylediklerine? Ebru yengem de Fırat abim de hayatta öyle şey yapmaz, sen bilmiyor musun? Sen karışma. Ben yapmaz dediklerimi hep gördüm. Ne işler açtılar başıma. Ben aslında Ebru'ya değil de Fırat'a kızayım. Sen buranın huyunu suyunu bilin. Hadi o kadın yeni öğreneyim. Sen ona yol yordam göstereceğin yerde... Tamam ana. Diyeceğine dedin. Bundan sonra dikkat ederler Zahar. İnşallah Emine, inşallah. Başka bir dert daha kaldıramayacağım. Ne vakit geldin kız sen? Havlu getirdim ha. Kimse görmedi, bilmedi deyin. Öyle mi? Yok ağam. Vallahi da billahi da kimseler görmedi. Peki benim ofise o notu kim bıraktı? Onu dele. Not mu? Ne notu? Özlem, eğer bana bir oyun ediyorsa... Okan, tövbe. Gözlerimin içine bak da konuş. Oyun mu edeyin lan? Yok ağam, ne haddime sana oyun etmek? Hem dedim ya ben sana, sen olmazsan ben de yok olurum diye. Sen başından git ister miyim? Ediyorum. Hem de öyle bir oyun ediyorum ki sana aklın şaşar. Maya hayırdır? Yüzün pek de gülüyor. Ne alakası var anneciğim? Burada mutlu olmayan, kabullenemeyen bir ben varım zaten. Ada lütfen. Emine gel. Ne o? Sofralarından mı kovdular? Yok. Kızlarımla beraber baş başa bir yemek yiyelim dedim. Barış imzalayalım olmaz mı? Çok teşekkür ederim Emine. Afiyet olsun. Çok iyi düşünmüşsün anneciğim. Rüzgar.
Nari, paran nerede? Bilmiyorum ana. Gelmedi henüz, haberim yok. Özlem, geç Sibel'leri sofraya çağır, haydi. Gel. Nerelerdeydin bu saate kadar? Dolaştım biraz ama. Aman biricik oğlum, anası güçten kuvvetten kesilmesin. Emine şerbet pişirsin, ağzı eliyle yedirsin. Özlem'in de bir bildiği var. Sizi sofraya çağırıyor. Ayşe, yemeğe çağırıyorlar. Ben gitmem oraya. Biz gelmeyelim bacım. Bana bacım deme bir. Gelmen lazım. Ağam söyledi iki. Meraklısı değilim. Tamam. Öğretmenim nerede? Odada. Neden gelmedi? Öğretmenini mi özledin? He. Benim aslan torunum. Yemeğini ye, inersin. Ana, bak hadi gel. Pişman olacaksın sonra. Emine abla yine döktürmüş. Her şey zaten yeterince zor. Bir de sen bana böyle davranma. Anne, sen kabullenmiş olabilirsin ama ben kabullenmeyeceğim. Babam ölmedi, dönecek. Ben buna inanıyorum. Buna inandığım, bunu beklediğim için mi beni suçluyorsun? Senden kalk da fazlasını istemiyor muyum sanıyorsun? Benim oraya gidip boş mezara babanı gömmem çok mu kolay oldu sanıyorsun? Böyle karşımda duracağına yanımda dursan, umutlarımızı birlikte korusak, inan hepimiz için çok daha kolay olacak Ada. Öyle mi anne? Senin de hala umudun var demek ki. Ama bana hiç öyle gelmedi. Sen o mezara gittiysen babamı çoktan gömdün demektir. Ada, yine ileri gidiyorsun. Annemin ne suçu var ki? Bütün bunları Kadriye Hanım istemedi mi? Anne. Bırak biraz hava alsın. Thank you.
Nasılsın? Yok bir şey ya. Rahat bırakın beni. Hadi Asım, biz gidelim. Aman deli olacağım ya. Aman bir rahat yok ya bu konakta. Her yerden geliyorlar. Ayşe bak, Asım geldi. Öğretmenim, çalışacağız mı? Hadi gel. Ayşe, Allah senden razı olsun kızım. Sen Asım mutlu ettin ya. Sen de bin katı mutlu ol, değil mi? Baran geldi. Biraz dolaşmış. Merak edersin diye söyledim. Sibel. Bak şerbeti yatmadan önce iç. Sabah da iç. Sağ ol. Güç kuvvet ver. Sağ ol abla. Ben yaptım. Çok güzel olmuş. Beni mi takip ediyorsun? Birincisi Alfe'de çok küçük bir yer. İkincisi ben çok gezerim. Üçüncüsü sen hep kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Allah Allah. Bugün de herkes bir bunalımda ya. Hayırlısı. İster bunalırım ister bunalmam. Sana ne ya? Kimse rahat vermiyor. Zorla mı tutuyorum ben seni? Gitsene sen işine. Beni azarlamaya doymayacaksın galiba. Ama yine de iyi. Kafa kırma aşamasını açtık. Hızlı ilerliyoruz. İlerlediğimiz falan ya. Yok. Sen ne kuruyorsun kafanda? Ne yapayım? Bırakayım seni. Sokak köpekleri buraya geliyor olabilir. Senin evde beslediğin köpekler gibi yere yatıp sana göre kaçmazlar. Hem biraz surlarız. Ne dolaşacağım ben seninle ya? Hayır yani gecenin bu saatinde niye? Peki ya şey, tamam dolaşmayız. En azından nereye gidiyorsun onu söyle. Gideceğin yere bırakayım. Senin üşümden falan değil. Şimdi gideceğim. Köpekler seni ısıracak. Geri dön, hastane taşı falan. Kendimi düşünüyorum ya. Ukalansın sen ya. Ama şirin, kabul et. Şirinlik muskası. Teşekkür ederim. Yarınki gazeteler. Halfeti de vahşet. Genç ve güzel bir kız sokak köpekleri tarafından acımasızca parçalandı. Talihsiz kızı gören şirin yakışıklı motorcu onu kurtarabilirdim. Ama beni kovdu dedi. Tamam. Ama sadece gideceğim yere kadar. Sonra hemen kaybolacaksın. Hay hay. Uğraşamam seninle şimdi. Niye ağam? Niye istemiyorsun beni? Niye yüzüme bile bakmıyorsun? Neden yok Özlem? Yatsı var. Gece gece canımı sıkma benim.
mı aldım ben? Ha? Çirkinledim mi? Güzel değil miyim? Niye bakmıyorsun yüzüme? Güzel olsan ne yazar ha Özlem? Konuşturma beni şimdi. Konuş ağam, konuş. Konuş ki bileyim niye bakmadığını. Sus Özlem, sus. Gece gece asabımı bozma benim. Demek görmüyorsun. Demek duymuyorsun. Ben sana kendimi duyurmasını bilirim. Ben sana duyurmasını bilirim. Herkes duysun. Var. Kara kuru Sibel'i mi beğendin benim yerime ha? Bak bak, güzel değil miyim? Benim ondan neyim eksik ya? Bakmam mı, sevmem mi, neyim eksik? Yeminle elimden bir kazan çıkacak şimdi. Kendine gel. Kendal! Gece gece ne oluyor? Aç kapıyı. Yok bir şey ana. Nasıl yok bir şey? Hanfeti kalkıp iniyor sesinizden. Milleti başımıza topladın Özlem. Susmayacaksın mı sen? Sadece bir tek şey istedim. Tek karım ben olmak istedim. Sadece ben olmak istedim. Ha? Bana bak! Hak edeciydin Özlem. Hak edeciydin. Eğer bana bir erkek çocuk vereydin, sen baş tacı olurdun. Seni konağına getirdim sanayın ha? Aşkından yanıp tutuştuğum için mi? Ben bir oğlan istedim. Sen de optan hayatından kurtulmak. Al gülüm, ver gülüm. E aldın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Konakla salınıp duruyordun. E? Hani ver gülüm. Oğlan nerede? Yok. Öp ağam, kokla ağam, sarıl ağam. Sen kendini ne sanayım be? Tamam işte ağam. Belki ben de sana bir oğlan veririm. Hem ne öyle Sibel aşağı, Sibel yukarı bir oğlan verecek diye. Ya sen bana bir şans ver, ben de sana bir erkek evlat vereyim ha. Ben sen ne istersen yaparım ağam. Özlem, yat zıbar yoksa elimden bir kaza çıkacak. Haydi! Ağam git, gitme! Ne var, ne oluyor? Her şeyin suçlusu Kendal. Hayır bu Kendal'ın Allah belasını versin he mi? Tövbe estağfurullah. Gece gece bela okuma. Okuyan okumuş ana. Estağfurullah, bıktım lan. Alayınızdan bıktım. Ne isteğiniz biter, ne dırdırınız. Babaannemin yanına gideceğim. Tamam git bir tane. Alo. Ebru Hanım, şimdi müsaitseniz bir konuşalım. Beyefendi biz sizinle böyle anlaşmamıştık. Borcum borç, ödeyeceğim. Ama pat diye nereden bulayım? Vallahi Ebru Hanım, ben de çok sıkışkınım. Sık boğaz etmem ama benim de işler pek yolunda gitmedi şu sıralar. Anlayış gösterin. Anlıyorum. Ben herkese her şeyi anlıyorum. Bir tek kendimi anlatamıyorum. Efendim? Yok bir şey. Bakın biraz zamana ihtiyacım var. Yarın konuşsak olur mu? İyi geceler. Yani bir şeye bağlasaydık da öyle kapatsaydık. Beyefendi yarın konuşalım diyorum. Anlamıyor musunuz? İyi geceler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Az. Sen çok iyi bir öğrencisin. Ben yaparım. Tabii yaparsın.
rüzgarım gelmiş. Babaannesinin kuzusu bu, kuzusu. Kuzum gelmiş benim. Babam ne zaman gelecek babaanne? Sen gel bakayım şöyle. Ay sen çok üşümüşsün. Geç babaannen ısıtsın seni. Olsun. Konuşalım. Konuşalım Asım. Hayırdır Asım? Ne konuşacağız? Üzülüyor. Ayşe mi? He. Biliyorum. Üzme. Ben bir şey yapmıyorum ki Asım. Yapamıyorum. Ellerin güçlü. Sarıl ona. Ayakların güçlü. Ona git. Belki kalbim senin kadar güçlü değildir Asım. Sevme. O zaman. Avluda mı hala? Neden buraya geldik? Babamın ziyareti. Sen git. Bırakmayayım seni. Bu saatte tek başına olmaz mı? Ne olur yalnız kalayım. En azından bir kişi istediğimi yapsın. Buna gerçekten ihtiyacım var. Lütfen. Tamam. Yarım saat sonra gelip seni alırım. Bak çok iyi anlaşma, kabul etmelisin. Olmaz. Ya yarım saat sonra gelirim ya da buradan gitmem. Bak. Bilirim. Bazen insan yalnız kalmak ister. Ama bağlantıyı da çok koparmamak lazım. Neyle? Hayatla. Çünkü devam ediyor. Yarım saat sonra. Anlaştık. Neden gelmiyorsun artık? Neden böyle yapıyorsun? Maya da ben de biliyoruz. Yaşıyorsun. Ölseydin bilirdim. Ölseydin hissederdim. Baba, neden gelmiyorsun? Neden gelip hadi gidiyoruz demiyorsun? Oysa hep derdin. Bilirdim geleceğini. Beklerdim. Bazen sabaha karşı gelirdin sen. Uyandırmamak için sessizce girerdin odamıza. Ama ben daha kapının açılışına uyanmış olurdum.
uyuyor gibi numara yapardım sadece. Beni sessizce öpüşün hoşuma giderdi çünkü. Baba. Ben her gece uyanıyorum baba. İstiyorum ki kapıyı aç, gel. Ben yine uyur gibi numara yapayım. Sen yine iyi geceler meleklerim de. Bana iyi geceler demeden ölemezsin baba. Buna hakkın yok. Babalar kızlarını bırakmaz demiştin. Bırakma o zaman. Çık gel. Kızım. Babamla baş başa kalmama da mı izin yok artık? Benim babana şikayet mi ediyordun? Anne. Yalnız kalayım lütfen. Hadi lütfen böyle yapma. Sen böyle yaptıkça ikimiz de daha çok üzülüyoruz. Babamın yaşadığını ve döneceğini umut etmenin nesi kötü anne? Seninki umut etmek değil. İnsan bazen umut etmekle kendine işkence etmeyi karıştırır. Sen kendine işkence ediyorsun. Babamı beklemek sana işkence gibi geliyor öyle mi? Hani dün sevdiğini söylüyordun. Bugün mezara koydun. Şimdi de karşıma geçmiş işkence diyorsun. Ya da öyle demek istemedim. Sen o soğuk toprağa babamı koyduğun zaman ben her şeyi anladım anne. Efendim. Ebru Hanım, bu böyle olmaz. Ben en iyisi yarın sizin oraya geleyim, konuşalım. Tamam, buyurun gelin. Ya ne istiyorsunuz? Buyurun gelin dedim ya. Ebru, ben şey için aradım. Sen ne istiyorsun? Ya ne istiyorsunuz siz benden? Ebru, sakin ol. Ben artık sakinleşmek falan istemiyorum. Hiç kimseyi alttan da almak istemiyorum. Bir şeyleri dengeye soktukça herkes üzerime geliyor. Yoruldum artık, anlıyor musun? Yoruldum! Yoruldum! Ebru! Biliyorsunuz az kalsın Baran zehirleniyordu. Ve az koyun. Çok güçlü bir ilaç.
hiçbir şey yemiyor. Ben sana şimdi güzel bir şerbet yaparım. Rahmetin nemden öğrendiydin. Sakin ol. Ebru. Kahretsin bu günlerde. Lütfen sakin ol Ebru. Tamam. Kartallar 40 yaşına gelince güçten kuvvetten düşerlermiş. Kanatları kendini taşıyamaz. Pençeleri bir kuzuyu kaldıramaz, gagası eti kesemez olurmuş. O zaman ne yaparmış kartal? Ne yaparmış babaanne? O zaman dağın tepesine çıkarmış, kendisine bir yuva yaparmış. Orada gagasıyla tüylerini tek 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 yolarmış. Sonra gagasıyla pençelerini söker atarmış. Daha sonra da o gagasını kayalara vura 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 düşürürmüş. Böyle kanatsız, tüysüz, pençesiz, gagasız, cız çıplak bir kanaryadan daha savunmasız bir hale gelirmiş. Bu halde böyle 40 gün 40 gece beklermiş. 40. günde olduğunda kartalın böyle simsiyah tüyleri çıkarmış. Çelik gibi pençeleri, kaya gibi sert gagası çıkarmış. Yani yeniden doğarmış. Babam tüylerin çıkmasını mı bekliyor? Sen uyku vaktin geldi de geçeyim bakalım. Haydi. Uyu bakalım, babaanneye de bir öpücük ver. Haydi. Oh. Oh benim kuzum. Haydi. Olmayacak Fırat. Gülleri toptan devredeceğim. Neden şimdi? O tarla için
Çok emek verdin, çalıştın. Neden şimdi vazgeçiyorsun? Yok Fırat. Benim artık gerçekten kimseyle savaşacak gücüm kalmadı. Tarlayı devredip kendime başka bir iş bakacağım. Ebru, burası küçücük bir yer. Ne iş bulursun, ne yaparsın anlamıyorum ki. O tarlanın her şeyini kendin yaptın. Neden vazgeçiyorsun? Fırat, senden tek ricam benim için işleri daha da zorlaştırma. Ne bileyim, burada bir şey var, bulurum yani bir şeyler. Turistler geliyor, İngilizcem var. Yaparım bir şeyler. Benim para kazanmam lazım. Ve bu gül işinden uzun bir süre para kazanamayacağım. Yaptıkların için teşekkür ederim. Ama artık kaldıramıyorum. Kadriye Hanım'ın da dediği gibi uzak durmamız gerekiyor. Zaten başından olmayacağı belli bir işti. Deme böyle. Ama öyle. Başka çarem yok. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ama bu böyle olmak zorunda. Eğer bana yardım etmek istiyorsan ne olur bu konuda bana saygı duy. Ne istiyorsun ya bu saatte? Uyudun mu? Yapma Allah aşkına ya. Daha bir şey yapmadım. Çok güzel planlarım var. Anlatırım sonra. Abla. Yok bir şey ablacığım. Uykum kaçtı öyle. Sen yat uyu. Abla, iyi misin? İyi misin? Kalk, çocuklar görmesin seni böyle. Korkutma beni Allah aşkına. Yok öyle korkacak bir şey yok, merak etme. Sinirlerim bozuk ama konuşmak da istemiyorum. Ne olur beni yanlış anlama. Olur mu öyle şey abla? Niye yanlış anlayayım? Merak ettim sadece. Evru abla. Ayşe'yi de rahatsız ettik. Estağfurullah abla, ne rahatsızlığı ya. Biz rahatsızlık veriyoruz asıl. Abla vallahi sen hiç iyi görünmüyorsun ha. Al şunu iç. Neymiş o? Emine abla yaptı şifa niyetine. Tadı biraz kötü ama. Güç kuvvet verir. Senin de benim de ihtiyacımız olan şey. Sabır mı varmış içinde? Thank you.
dediğim gibi biraz tuhafmış tadı. Neyse ben sizi rahatsız ettim. Gideyim artık. Abla, sen güçlü kuvvetli kadınsın. Derdin tasan neyse onu halledersin. İyi yol değil mi? Benim gücüm tükendi artık. Neyse. İyi geceler size. Ne olmuş Ebru ablaya? Vallahi hiç iyi görünmüyor. Hayırlısı. Affet.